Arkadaşlar, iki bilinmeyenli denklemlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada da sadece konuya bir giriş yapacağız. Neyin nereden geldiğini anlamanız adına bir temel oluşsun diye. İlerleyen derslerde bu konuyla ilgili de çok daha detaylı bir şekilde konu anlatımı olacaktır. Hiçbir endişeniz olmasın. Başlayalım isterseniz. İki bilinmeyenli denklem dediğimiz zaman x ve y gibi iki tane bilinmeyenimiz var. Bu eşitliklerde arkadaşlar taraf tarafa toplama yapabiliyormuşuz. Soruyu inceleyelim şimdi. X artı y eşittir 13, x eksi y eşittir 5 olduğuna göre x kaçtır demiş. Burada yapmamız gereken şey neydi? Eşitlikler taraf tarafa toplanabiliyordu. Mesela taraf tarafa topladığımız zaman x artı y eşittir 13, x eksi y eşittir 5 dediğimiz ifade burada artı y ve eksi y birbirini götürür. Bir tane x burada, bir tane x de burada. 2x olur, eşittir 18 deriz. Eşitliğin her iki tarafında aynı sayıya bölebiliyordum ben. Buradan da x dediğim ifadeyi 9 elde etmiş olurum. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Bu özelliğe bakalım şimdi. Eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile genişletilebilir. Soru ne istemiş bizden? Denklemini genişletin demiş. 2 ve eksi 3 ile yapmamız gereken x artı 2'ye eşittir 5. Bunu bir 2 ile genişletmek. Bir de aynı denklemi x artı 2'ye eşittir 5'i eksi 3 ile genişletmek. Bunu da parantez çarpımı olarak düşünebilirsiniz. Mesela 2 ile x'i çarpıyoruz, 2 ile 2'yi çarpıyoruz, 2 ile 5'i çarpıyoruz. Yani her bir ifade ile ayrı ayrı çarpmak zorundayız. Yeni denklemimiz ne oldu burada? 2x artı 2 çarpı x'ten 2x, 2 çarpı 2y'den 4y eşittir, 2 çarpı 5'ten onu elde etmiş olduk. Aşağıdakini yapalım şimdi. Bunu da gene x ile 2y ile ve 5 ile ayrı ayrı çarpmak zorundayız. Eksi 3 çarpı x'ten eksi 3x olur burası. Eksi 3 çarpı 2y'den burası da eksi 6y olur. Eşittir diyoruz. Eksi 3 çarpı 5'ten burayı da eksi 15 bulmuş oluruz. Genişletmeyi de biz bu şekilde yapıyoruz. Eşitliğin her iki tarafını da verilen sayıyla kesinlikle çarpmayı unutmuyorsunuz. X'i de 2y'yi de 5'i de. Bu yüzden eşitlik bozulmuyor. Mesela diyelim ki buradaki denklemde x 3 ise buradaki denklemde de x 3'tür. Değişen hiçbir şey yok. Bizim yaptığımız sadece 2 ile ya da eksi 3 ile genişletmek. Farklı bir sayı da olabilir bu. Mesela diyelim ki y sayısı buradan 7 çıktı. Bu denklemlerde de 7 çıkmak zorunda. Yani farklı bir sonuca götürmez bizi. Bu özelliğe bakalım şimdi. Bulduğunuz x değerini herhangi bir denklemde yerine yazarak y'yi bulun demiş. Soruda da bizden y'yi istemiş zaten. Yapalım şimdi arkadaşlar. Eşitliğimizi alta yazalım. X artı y eşittir 10. X eksi y eşittir 4'tür. Ben bunları taraf tarafa topladığım zaman artı y ve eksi y birbirini götürür. Burada 2x kalır. Eşittir 10 artı 4'ten 14 olur. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x dediğim ifadeyi 14 bölü 2'den 7 bulmuş olurum. Özellik ne diyordu bana? X değerini herhangi bir denklemde yerine yazarak y'yi bulun. Yani bu bulduğumuz 7 değerini burada da burada da istediğimiz herhangi bir denklemde yerine yazdığımız zaman y ifadesine ulaşmış oluruz. Bu üsttekini de yapalım şimdi. X artı y eşittir 10 demiş. X artı y eşittir 10 demiş. Ben x'i 7 bulmuştum. 7 artı y eşittir 10'du. Bu 7'yi karşı tarafa eksi diye atarsam y eşittir 10 eksi 7'den y ifademizi de 3 bulmuş oluruz. Yani burada da burada da hiçbirinde fark etmiyor. X'i yerine yazdığımız zaman y'nin 3 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Hangi denklemde yerine yazdığımız çok önemli değil. Hangisi bizim işimize geliyorsa, daha rahatsa onda yazmamızda fayda var. Burayı da geçelim. Bu soruya bakalım şimdi.
3x artı 4y eşittir 24, x artı 2'ye eşittir 10 olduğuna göre x ve y kaçtır demiş. X ve y ifadelerini ayrı ayrı bulmak zorundayız. Biz ne yapabiliyorduk? Eşitliğin her bir terimini aynı sayıyla genişletip daraltabiliyorduk. Burada x'i bulmak için y'yi yok etmek zorundayım ben öncelikle. Y'yi yok etmek için de arkadaşlar bu ifadeyi aynen aşağı yazayım karışmasın. 3x artı 4y eşittir 24 demişim. Ben getirip burayı eksi 2 ile çarparsam arkadaşlar her birini eksi 2 ile çarpmak zorundaydım. Bura ne olur? Eksi 2 çarpı x'ten eksi 2x olur. Bura artı 2'ye çarpı eksi 2'den eksi 4y olur. Eksi 2 çarpı 10'dan eksi 20'yi elde etmiş olurum. Şimdi taraf tarafa topladığım zaman artı 4y eksi 4y birbirini götürdü. 3x'ten 2x'i çıkardığım zaman burası x olur. Eşittir. 24'ten de 20'yi çıkardığımız zaman 4 olur. Biz x'i 4 bulduk. Şimdi x'imiz eşittir 4. Herhangi bir denklemde x'i yerine yazıp y'yi bulabiliriz şimdi. Üsttekini de yapalım. 3x artı 4y eşittir 24 dediğimiz denklemde x yerine getirip 4 yazarsak 3 çarpı 4'ten 12 artı 4y eşittir 24 olur. Bu 12'yi bu tarafa eksi diye atıyorum ben. 4y eşittir 24 eksi 12'den 4y ifademiz 12'ye eşit olur. Her tarafı ben 4'e böldüğüm zaman y dediğim ifade de 12 bölü 4'ten 3 çıkmış olur. Yani x'im 4, y'm de 3'müş arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu. Bir daha tekrar ediyorum. Elimizde böyle bir denklem var. Biz denklemi herhangi bir sayıyla genişletip ya da daraltabiliyorduk. Ben burada y'yi yok etmek için eksi 2 ile çarptım alttaki denklemi. Eksi 2 ile çarptığım zaman alttaki denklem eksi 2x eksi 4y eşittir. Eksi 20'ye eşit oldu. Şimdi üstteki ile alttaki genişlettiğim denklemi taraf tarafa topladım. Y'ler birbirini götürdü. X'i 4 buldum. Bulduğum x değerini ben üstteki denklemde yerine yazıp y'yi de 3 olarak elde etmiş oldum. İşlemi de bu şekilde yaptım. Burayı da geçiyorum şimdi. Bu soruya bakalım. İki tane denklem vermiş olduğuna göre b kaçtır demiş. Arkadaşlar b'yi bulabilmek için a'yı yok etmem lazım. Mesela x ve y gibi iki tane bilinmeyenli bir denklemimiz olsun. Bizden y'yi soruyorsa x'i yok etmeye çalışacağız. X'i soruyorsa y'yi yok etmeye çalışacağız. Burada da b'yi istediği için ben a'yı yok etmek zorundayım. A'yı nasıl yok ederim arkadaşlar? Mesela burada artı 3 var. Ben bu aşağısını eksi 3 ile çarparsam 3a eksi 3a bunlar birbirini götürür ve ben b'yi elde etmiş olurum. Yapalım şimdi. Üsttekini aynen yazıyorum. 3a eksi 2b eşitmiş 3. Alttakini de ben hepsiyle ayrı ayrı çarpmak zorundayım. Eksi 3 çarpı a'dan eksi 3a eksi 3 çarpı b'den eksi 3b eşittir. Eksi 3 çarpı 6'dan eksi 18. Şimdi taraf tarafa topladığım zaman artı 3a eksi 3a bunlar birbirini götürür zaten. Eksi 2b eksi 3b dediğim ifade de eksi 5b'ye eşit olur. Artı 3 eksi 18 dediğim ifade de eksi 15'in kendisine eşit olur. Ben her tarafı eksi 5'e bölersem b ifademi elde etmiş olurum. B dediğim de eksi 15 bölü eksi 5'ten 3 çıkmış olur. Eksinin eksiye bölümü artıdır arkadaşlar. Bunu daha önce belirtmiştim zaten. Bu soruyu da bu şekilde yapıyorum. Geçelim burayı da. Son örneğimize geçelim şimdi. Olduğuna göre b kaçtır demiş. Arkadaşlar b'yi bulabilmek için a ve c'den benim kurtulmam lazım. 2a artı 3b artı c 19 demiş. 4a eksi b artı 2c eşittir 3 demiş. Soruya böyle bir baktığım zaman benim yok etmem gereken a ve c bilinmeyenlerim var. Ben getirip şu üstteki ifadeyi
Eksi 2 ile çarparsam bunların hepsini ben ayrı ayrı çarpmak zorundaydım değil mi? Mesela altta artı 4a var. Ben burayı eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 2 çarpı 2a'dan burası eksi 4a olur ve bunlar birbirini götürür. Aynı şekilde altta artı 2c var. Ben eksi 2 ile artı c'yi çarptığım zaman bunlar da eksi 2c olur ve bunlar da birbirini götürür ve geriye sadece b bilinmeyenim kalır. Buna göre yapalım şimdi. Eksi 2 ile 2a'yı çarptığım zaman eksi 4a olur. Eksi 2 ile 3b'yi çarptığım zaman eksi 6b olur. Eksi 2 ile c'yi çarptığım zaman eksi 2c olur. Eşittir. Eksi 2 ile 19'u çarptığım zaman eksi 38 elde etmiş olurum. Alttakine dokunmadım. Aynı şekilde yazıyorum. 4a eksi b artı 2c. Bu ifadem de 3'ün kendisine eşitmiş. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Eksi 4a ve artı 4a. Bunlar birbirini götürdü. Burada eksi 6b eksi b dediğim ifade, o da eksi 7b'nin kendisine eşit. Eksi 2c ve artı 2c de birbirini götürdü. Eksi 38 artı 3 dediğim ifade de eksi 35'in kendisine eşittir. Ben eşitliği aynı iki tane sayıya bölebiliyordum. B'yi yalnız bırakmak için burayı eksi 7'ye bölerim. Burayı da eksi 7'ye bölerim. Bunlar birbirini götürür. B dediğim ifade de 35 bölü 7'den 5 elde etmiş olurum. Eksinin eksiye bölümü artıdır zaten. Soru da bizden B'nin kaç olduğunu istemişti. B dediğimiz ifade 5. Dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.